Dışişleri Bakanımız Sayın Mevlüt Çavuşoğlu, Başkonsolosluğumuz açılış konuşmalarını yapmak üzere ve hemen akabinde kurdele kesim için sahneye davet ediyoruz. Sayın Başbakan Alan Wynda, çok değerli çalışma arkadaşlarım, değerli konuklar, dostlar, bugün açılışını yaptığımız Cape Town Başkonsolosluğumuzun bu açılış töreninde bizlerle beraber olduğunuz için çok teşekkür ediyorum. Özellikle Sayın Batı Cape Başbakanı Alan Wynda'ya da bu törende bizlerle beraber olduğu için şükranlarımı arz ediyorum. Gerçekten bizim için anlamlı bir ziyaret ve anlamlı bir tören. Dünden bu yana ecdadımızı yad ettik, duygulandık, gururlandık ve bugün vatandaşlarımıza ve Cape Town'da yaşayan insanlara hizmet edecek Başkonsolosluğumuzun resmi açılışını yapıyoruz. Osmanlı İmparatorluğu'nun Güney Afrika'ya atadığı başkonsoloslarımız Ohanes Mayakyan Efendi ve Mehmet Remzi Bey, Birinci Dünya Savaşı'na giden zor dönemlerde görev yaptılar. Osmanlı İmparatorluğu 160 yıl önce din alimi Ebu Bekir Efendi'yi Müslüman kardeşlerimize destek olmak üzere Cape Town'a göndermişti. Ebu Bekir Efendi çalışmalarıyla Güney Afrika'da ve ötesinde sayılan, iz bırakan bir şahsiyet oldu. Güney Afrika ile dostluğumuzun temelini atan Ebu Bekir Efendi'nin torunlarıyla güçlü bağlarımızı bugün de sürdürüyoruz. Dün kendileriyle bir araya geldik. Biraz önce duygulandık derken onu kastetmiştim. Gerçekten duygusal anlar yaşadık. Milletimizin kadir şinaslığını bir kez daha Türkiye'nin çok uzağında, on binlerce kilometre, yaklaşık 10.000 kilometre ötesinde hissettik. Aslında Cape Town Başkonsolosluğumuzun resmi açılışını yaparak bu değerli tarihi mirasa da sahip çıkıyoruz. Göreve geldiğimizden bu yana vatandaşlarımıza en kaliteli hizmeti, en kaliteli mekanlarda, en hızlı şekilde vermek için gayret sarf ediyoruz. Bu şahsen benim de Dışişleri Bakanı olarak önceliklerimin başında gelen bir konu. Bugün dünyada 257 misyonumuz var. Bu bakımdan da dünyada ilk beşteyiz misyon sayısı bakımından. Ve dünyanın her bir köşesinde vatandaşlarımıza ulaşıyoruz. Temsilciliklerimiz aynı zamanda ekonomik ve kültürel ilişkilerimizin genişlemesine imkan sağlıyor. Biraz önce Başbakan Wynda de buna vurgu yaptı. Türk Hava Yolları'nın her geçen gün artan sefer sayısı, şu anda haftada bir uçuş var. Yani İstanbul Cape Town seferlerinden bahsediyoruz. Halklarımız arasındaki temasları arttırıyor. Elbette daha fazla karşılıklı turistin gelip gitmesi gerekiyor. Türkiye'den Güney Afrika'ya ve Güney Afrika'dan Türkiye'ye. Bunun için de ülkelerimizin güzelliklerini, potansiyellerini, imkanlarını birlikte tanıtalım ve teşvik edelim. Ayrıca tabii ekonomik ilişkilerimiz de her geçen gün gelişiyor. Geçmişte Güney Afrika lehine bir ticaret açığı vardı. Şimdi dengelendi. Biraz bizim lehimize açık olsa da ciddi bir problem değil. Önemli olan ikili ticaret hacmimizin düzenli bir şekilde artması. Geçen sene, bir önceki seneye göre geçen sene ikili ticaret hacmimiz %50 artarak 3 milyar dolara çıktı. Ama iki ülke arasındaki potansiyel çok daha fazla. Ben inanıyorum ki ileride 10 milyar dolardan bahsedeceğiz. Önümüzdeki yıllardan bahsediyorum. Ve bu rakamı daha da arttıracak potansiyelimiz var. Yeter ki birlikte çalışalım. Yeter ki bağlarımızı daha da güçlendirelim. Türkiye olarak biz buna varız. Biz Türkiye olarak tüm Afrika ile ilişkilerimizi daha da geliştirmek için çok çalışıyoruz. Önceliklerimizden bir tanesi. Yine 2021 Aralık ayında Türkiye Afrika Birliği zirvesinde 100 bakan ve 17 hükümet ve devlet başkanını ağırladık, lider ağırladık.
bu çapta zirve gerçekleştirebilen Afrika ile ülke sayısı son derece dünyada sınırlıdır. Dolayısıyla aramızdaki tüm kıtayla bağlarımız da her geçen gün güçleniyor. İşte bu bağların güçlenmesine önemli katkı sağlayan kurumlarımızdan bir tanesi de Maarif Vakfımız. Maarif Vakfımızın okulları, Johannesburg'da okulumuz var. Gelecek sene inşallah burada Cape Town'da da okul açacağız ve bağları daha da güçlendireceğiz. Ayrıca TİKA'mız tüm Afrika'da çok önemli kalkınma projeleri gerçekleşiyor. Afrika'da 22 tane bölgesel ofisi var TİKA'mızın ve bizim de gururumuz Maarif gibi. Ve önümüzdeki süreçte de yine Afrika'nın her bir köşesine, Güney Afrika'ya TİKA'nın kalkınma projeleri devam edecek. Ortak tarihi miraslarımıza da sahip çıktığı için TİKA'ya çok teşekkür ediyorum. Tabii bugün resmi açılışını yaptığımız başkonsolosluğumuz da Güney Afrika ile işbirliğimizin geliştirilmesi için çaba sarf edecek. Bir taraftan vatandaşlarımıza, soydaşlarımıza ve Cape Town'lı insanlara, dostlarımıza hizmet edecek. Diğer taraftan da ilişkileri geliştirmek için çok çalışacağız. Bir Afrika atasözü var. Yolun uzunsa birlikte yürümelisin diyor bu atasözü. Güney Afrika ile asırlar süren dostluk yolculuğumuz Afrika şehirlerinin annesi olarak anılan Cape Town'da başlamıştı. İlişkilerimizde yeni hedeflere hep birlikte yürüyerek ulaşacağımıza inanıyorum. Bu konsolosluğumuzun açılışında emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Bir önceki büyükelçimiz Elif Hanım ısrarla burada başkonsolosluk açılmasını istemişti. Gerçekten buraya gelince ne kadar isabetli olduğunu gördüm. Ayşegül Hanım'a, büyükelçimize çok çok teşekkür ediyorum. Uzun yıllar sonra burada yine başkonsolos olarak göreve başlayan Sinan Yeşildağ kardeşime de çalışma arkadaşlarla beraber başarılar diliyorum. Ve başkonsolosluğumuzun açılışında gösterdikleri gayretler için kendilerine çok teşekkür ederim. Sayın Başbakan, hoş geldiniz tekrar. Sizi en kısa zamanda Türkiye'de ağırlamaktan da büyük bir memnuniyet duyacağım. Hayırlı uğurlu olsun. Çok teşekkürler. Kurdeleyi kesiyoruz. 1, 2, 3.